Sıradaki konuşmacımız Profesör Doktor Mehmet Erol. Halep'te yayınlanan Doğru Yol gazetesi ve başyazarı Ayıntaplı Celal Kadri başlıklı bildirisini sunacaktır. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli Hazırın, bugün benim konuşmam, evet, Gaziantep gibi durmasa da odakta. Nihayetinde Gaziantep bir zamanlar Halep'e bağlı bir yerdi. Böyle bir idari ilişkide olan, kültürel bağ olan Halep'te çıkan bir gazete. Ama gazeteyi çıkaranlar Antepli. Bu bağlamda sempozyumla ilişkide kurmuş olabiliriz. Şimdi tarih boyunca bu coğrafi yakınlıklardan dolayı Antep ve Halep şehirleri idari, ekonomik, kültürel ve demografik yönden sıkı ilişkiler içinde iki şehirdir. Antep 18 yılında Halep Eyalet Merkezi, 1818 tabii bu, sancağına bağlı kaza merkezi, 1908'de sonra da sancak merkezi yapılmış. Mondros 1918 hükümlerince de Halep'ten çekilmek zorunda kalan Türk devleti Ankara ve Lozan anlaşmaları ile Halep'i Fransız mandasına bırakmıştır. Böylece Gaziantep ve Halep arasındaki yönetim ilişkisi ortadan kalkmış. 1923 yılında tüm sancakların kanunen vilayet adını almasıyla beraber Ayıntap sancağı da Antep vilayetine alır. İki şehrin idari yapısını özetlediğimiz bu süreç sonunda şehirler idari anlamda ayrılmış. Fakat kültürel ve demografik yönden, yani nüfus yönünden ilişkilerini günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Çünkü Suriye coğrafyası, özellikle de Halep ve civarı, bin yıldır Türk kültür havzası içindedir. Selçuklardan beri Türk yerleşim olan Suriye toprakları, Osmanlı Devleti'nden sonra önemli sayıda bir Türk nüfusu barındırmaya devam etmiş. Bölgedeki Türkmenler de günümüze kadar varlıklarını devam ettiriyorlar. Türklerin elinden çıkıp Fransız idaresine giren Halep'te 1922 ve 29 yılları arasında Fransızların da teşvikiyle Arap harfli Türkçe bazı gazete ve dergiler basılmıştır. 1922'de Halep'te çıkan Doğru Yol gazetesi bunlardan ilkidir. 1929 sonuna kadar yayınlanan bu gazete, 150'liklerden olan Gaziantepli Hasan Sadık, ki dahi ailesinden, ve Celal Kadri, bu da Barlaslardan, bunlar tarafından çıkarılıyor. Meşhur Refik Halit de bir müddet ücret karşılığında bu gazetelere yazdığını belirtiyor. Daha sonra Refik Halit bundan vazgeçecek. Çünkü muhaliftir Türkiye hükümetine. Vahdet gazetesi ve daha sonra da Yeni Mecbua, burada çıkan diğer gazetelerdendir. Bunlar hakkında çok bilgimiz yok, elimizde nüshaları yok. Hatay'ın bağımsızlığını kazanması ve Türkiye'nin bir ili olmasının ardından Suriye'de her türlü Türkçe matbuat yasaklanmış. Yani 1936 yılından sonra Türkçe bir şey göremiyoruz basılı olarak Halep'te, Suriye'de. Bu yasağın ardından 1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye'deki Türk varlığı üzerinde yoğun bir asimilasyon politikası başlamıştır. Sözün ettiğim gibi gazetenin başlığı şu gördüğünüz şekilde Doğru Yol gazetesi ve buradaki baş yazar Ser Muharir diye geçiyor o dönemde, Celal Kadri'den bahsedeceğim. Gazetenin elimizde dediğim gibi 22 ve 29 yıllar arasında basıldığını biliyoruz. Tamamı elimizde yok. Aslında şu anda Türkiye'de belki de tek bende var son yılın nüshaları. Bu Halep Üniversitesi'nde görevli olduğumuz yıllarda bu gazetenin bir kısmını elde edebildik. Yani son bir yılına ait 83 sayısına ulaştık. Biliyorsunuz bu gazete süreli yayınların en büyük kataloğu Hakkı Tarık Us'tur. Burada da tek bir nüshası var, tek bir sayısı var, ikinci yıla ait. Bunu da bilelim. Gazetenin künyesini burada veriyoruz. İşte 23 Ocak 1929'da 20 Teşnisani 1929 arasındaki 83 sayı bu. Burada ilk başlarda sahibi ve Ser Muharri falan belli değil. Daha sonra Celal Kadri geçiyor belli bir sayıdan sonra. Müdürü falan belirtilmeye başlıyor. İşte fiyatı vesaire gördüğünüz şekilde. Gazetenin orijinal görüntüsü bu. Elimizdekiler fotokopi. Bu 4 sayfalık bir gazete, haftada 2 gün çıkıyor, çarşamba ve cumartesileri.
Her sayfada üçer sütun var. Şekilde gördüğünüz gibi. Birinci sayfanın ilk sütunu baş yazara, yani Serrir Muharrir Celal Kadri'ye ait. Burada tek sütunluk yazılar yazmış. Buraya sığdırmaya çalışmış. Şöyle diyelim. İkinci sütun genellikle Anadolu haberleri. İlerleyen sayılarda bu Türkiye haberleri diye geçecek. Örneğin bu Türkiye haberlerinde Suriye'ye gelen Ermenilerin emlakı gibi, Mardin'de iki papaz öldürüldü gibi şeyleri görebiliyoruz. Hatta Atatürk'le ilgili filan paşa diye geçiyor. Atatürk kullanmıyor, Mustafa Kemal de kullanmıyorlar. Paşa'yı kullanıyorlar. Bununla ilgili de bilgiler, haberler var. Kısa kısa. Üçüncü sütun ve ikinci sayfalarda genellikle Suriye içindeki haberlere ayrılmıştır. Şurada gördüğünüz gibi. Dördüncü sayfa ise tamamen reklam ve ilanatla ilgilidir. Suriye ile ilgili haberler genel olarak Fransız idaresinin bölgede yaptığı tarım, ticaret ve üretim faaliyetleriyle ilgili iyileştirmelerdir. Özellikle Amik Ovası, Hatay ve ilçeleriyle ilgili haberler yoğunluktadır. Bu tutum Hatay meselesiyle ilgili bir kamuoyu oluşturmak adına Suriye'deki Fransız yönetiminin gazete idaresini yönlendirmesi şeklinde yorumluyorum ben. Yani Hatay bölgesine özellikle eğilmesini. Antep'le ilgili haberler var. Vakayı adiyedendir çoğu. Bunlardan birkaçına örnek verirsek işte 3 idam diyor. Okuyanlar da görebilir orijinalinden. Burada 3 aşiret üyesi Antep'e sınır ihlali yaparak geçtiği için öldürüldü diyor. Burada aslında bir dezenformasyon söz konusu. Bunun için adam öldürülmüyor, asılmıyor biliyorsunuz. Türk hükümetini veya Türk yargısını şey yapmak için. İşte dehşetli bir facia. Bunu doğrulayamıyoruz ama bir Türk subayı Antep'e bir ziyafete gidiyor. Dönüşte kendi askerleri tarafından şoförü öldürüldü, vurulduğu için araba devriliyor. Ailesiyle birlikte telef oldu gibi haberler var. İşte kilisten vefatlar. Mesela Antep'le ilgili özellikle reklamları falan görüyorsunuz. Muhtemelen ticaret hala devam ediyor böyle olmasına rağmen. Antep el işi işlerinin satıldığını görüyoruz. Gelelim başyazar Celal Kadri kimdir ve makaleleri hakkında biraz bilgi verelim. Barlaslar diye bu aileden gelen Uğurol Barlas'ın bir Barlaslar ailesini tanıttığı kitabı var ince. Oradan aldığımız bilgiye göre 1891'de doğmuş Antep'te. İstanbul o zaman Darülfünun tabii hukuk fakültesi mezunu. 1912 yılından sonra Antep'e gelmiş, ticaret lisesi ve Amerikan Koleji'nde öğretmen çalışmış. İlk meclis döneminde müfettişlik yapmış azınlık okullarında. Fransız işgali döneminde bir de bu Göğüş ailesi de vesaire ilk gazeteleri de çıkarıyor. Bu Fransız işgali döneminde mutasarrıf görevini aldığı için ilerleyen süreçte 150'likler listesine dahil edilecek ve tabii sürgün kararı alınacak. Daha önceden kaçar kendisi yurt dışına ve Halep'e yerleşir. İlk gençlik yıllarından itibaren gazeteciye meraklı olduğunu görüyoruz ve İmam Baba, Türk Tepe, Genç, Antep Haberleri gibi gazetelerde bazılarını kendileri çıkarmış, bazılarını da görev almış. 150'likler meselesi biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'na muhalif olan veya düşmanla işbirliği yapanların 1924 senesinde uzun tartışmalardan sonra bu binlerce insandan bahsediyoruz ama 150 kişiye bağlanmıştır. Vatana ihanet suçuyla suçlanmışlar. Önce sınır dışı edilip 1927'de de yurttaşlıktan, vatandaşlıktan çıkarılan insanlar. Bunun içinde iki tane Antepli var. Dediğimiz gibi Celal Kadri 36. sırada, diğeri de işte 108. sırada eniştesidir aynı zamanda Hasan Sadık'tır. Bunlar ilerleyen süreçte 1938'de affedilecek, yurda döneceklerdir. Burada da vefat edecek. Mesela Celal Kadri'nin ülkeyi terk edişiyle ilgili iddialar biraz çeşitli, daha doğrusu yorumlar diyelim. Fransızlar buradan çekilirken Fransız ordusuyla birlikte Halep'e gidiyor. Hasan Sadık biraz daha önce gidiyor. Celal Kadri'nin 81 tane baş makalesi var bu şeyde. Bazı örnekler verecek olursak işte şekli hükümet, Suriye hükümetinin şekli nasıl olmalıdır?
reji ve tütüncülük, Suriye meselesi, bu Suriye müzakereleriyle ilgili referandum önerisi vesaire, bunlar, bu tip şeyler var. Bunlar suya sabuna dokunmayan yazılar çoğu. Ama dediğim gibi alttan alta da bu mesela Amikovası'nı, Hatay'ı vesaire anlatırken bir zemin hazırlıyor. Yani orada Fransızların hükmünün devam etmesi için bunu hissediyorsunuz. Açıktan söylediği bir şey yok. Bir yazı örneğini hem dilini anlamak adına hem de psikolojisini anlamak adına vermek istiyorum. Bütün yazılar böyle değil ama genel olarak bir Fransız propagandası yapma üzerine kurulmuş. Neden derseniz, yani orada Türk kitle var. Bu Türk kitle Türkçe belki de ilk kez yayınlanıyor Halep'te. Bunların etkisi altına etkileyebilmek, hatta yeni kurulan Türkiye'deki hükümete karşı bir kamuoyu oluşturabilmek. Türkler arasında da böyle bir şey var. Müessir bir icraat diye birkaç pasaj okuyayım buradan. Kısmı mahsusamızda derç olunduğu üzere birkaç gün evvel bir köyü basan Çolak Mustafa çetesi, bu Antep'ten geliyor. Çolak Mustafa, bununla ilgili çok haber var. Ben bilmiyordum, sözlü kültürde belki vardır bu. İstihbarat zabitlerinin seri ve katil darbeleriyle kamilen mah ve itlaf edilmiş ve cinayetlerin üzerinden henüz bir gün geçmeksizin cinayetlerine cezai sezaları verilmiştir. Ya öldürülmüşler bunlar. Bu hadise iki noktadan şayana dikkattir. Evvela Şakiler, Bermutat komşumuz Türkiye'de memleketimize geçmişlerdir. Evvelce de yazdığım üzere bu nevi şekavete karşı devleti münettibe, yani Fransızlar, artık daha cezri ve zecri tedbirler almalı ve Türkiye'den Suriye'ye müsellah yolcuların gelmemesi için dostumuz Türkiye hükümetinin iyi komşuluk asarını esirgemesini temin etmelidir. Aksi halde diyor, gece gündüz silahlı dolaşmak zorunda kalacağız falan filan. Diyor ki Fransa devletinin memleketimizdeki memurları, mesela istihbarat zabitanı, bu memlekette keyif sürmek ve rahat etmek için bulunmuyorlar. Ve kanları pahasına hudutlarımızı muhafaza etmek suretiyle vatanımızı iade eşrattan kurtarıyorlar. Şurada burada devleti münettibe memurlarını tenkit eden vatanperverler iyi bilmelidir ki eğer bu fedakar ve cesur zabitler olmasalar şehirler içerisinde eşkıya gelir ve hanelerimize kadar girerler. Çete kurşunlarına göğüslerini bila perva germiş olanlar işte devlet münettibenin birer memurudur ve bu gibi birçok zabitler Suriye toprağını eşkıyalardan korumak için tutulmuşlardır. Binaenaleyh kahır ve kati bir darbe ile Çolak Mustafa çetesinin imha edilmesine teşekkür eylerken bu hayırlı hadisenin mütevazi kahramanları olan Kırıkan ve Aziz istihbarat zabitlerine en derin bir vazife-i şükranı ifa etmek cümlemize bir vecibedir. Bizde en büyük vatanperverlik, vatanın selameti ve rahatını temin eyleyen insanları tebcil etmek ve buna karşı daima derin bir hissi şükür ve minnetperver de eylemek ile ifa olunur. Yani bir vakayı adiyeden çıkardığı şey, Fransız ordusunun ve zabitlerinin, kolluk kuvvetlerinin çok lüzumlu bir şey olduğunu ve bunlara müteşekkir olmamız gerektiğini söylüyor. Yine istihbarat zabitanını öven yazıları var. Zorlayıcı tedbirlerle ilgili. Yalancının mumu diye mesela Türk Anadolu Ajansı'ndaki yer alan haberleri tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar vesaire. Bu Celal Kadri'nin tutumunu, yani belki Fransızlara yaramak için falan yapıyor ama şu son şeyle söyleyebilirim. Diyor ki Fransa ve Müslümanları anlatıyor. Fransa devletinin çok sayıda Müslüman tebaası olduğu, Fransızların Müslümanları Endülüs zamanından beri sevdiği, bunu da tarihi metinlere döktükleri, 1. François ile Kanuni Sultan Süleyman'ın ittifakının da buna örnek olduğu, bundan dolayı da Müslümanların Fransızları şükürle yad ettiklerini ifade ediyor. Müslüman ve Fransızı birleştirme şeyi, Suriye yönetiminin Fransa'ya verilmiş olmasının Suriye Müslümanlar için büyük bir şans olduğunu söylüyor. Fransa'nın İslam tarihine, adet ve hükümlerine, örfüne olan saygısını vurgulayarak bunun kıymetini bilmeyenlerin acısını, acınası bir durumda olduklarını ifade etmişler. Yani bir neredeyse adamların İslamiyet hamisi olduğunu gösteren bir şey. Bu kimi etkileyecek? Arapları değil. Tabii ki Türkçe bilen Müslümanları, kısmen de bunun propagandasını yapacak olan diğer kişileri. Sonuç olarak bazı yorumlarla bitiriyorum. Elimizde 84 sayısı bulunan Doğru Yol gazetesindeki haberler ve baş muharrir Celal Kadri Barlas'ın yazdıkları hakkında sınırlı da olsa bazı yorumlar yapabiliriz. Çünkü elimizde sayı az.
Buradaki yazılara ya da haberlere bakarak söyleyebiliriz ki bu gazete Fransızların desteğiyle çıkarılmıştır. Yeni Suriye sınırları içinde özellikle de Halep bölgesinde ana dili Türkçe olan hatırı sayılır bir kitlenin varlığı Fransızların Türkçe bir gazeteyi desteklemesinin asli sebebi olmalıdır. Çünkü henüz kesinleşmiş olmasa da Suriye sınırları içinde kalan Türk kitlesinin Türkiye lehine tavır almaması için mevcut yönetime ısındırılması, bu yönetimin sevimli gösterilmesi, bir işgalci değil de medeniyet ve refah getiren bir kurtarıcı olarak lanse edilmesi gerekiyordu. Bunun için kullanılacak aygıt belli. Zaten sürgüne gönderilmekle Türkiye hükümetine küskün olan eli kalem tutan aydınlar. Gazeteye Fransız desteğinin varlığını doğrudan ispatlayamasak da yapılan haberler ve okurları etkileyecek tarafsız yazılar böyle bir desteğin varlığını güçlü şekilde hissettiriyor. Türkiye hükümetini karalamak ve Fransız yönetimini meşru göstermek üzere Doğru Yol gazetesinin Antepli Hasan Sadık'a kurdurulup baş yazarlığının da yine Antepli Celal Kadri Barlas'a tevdi edilmesi, o dönemlerde terim henüz ortaya çıkmış olmasa da, yani bugün çok kullanıyoruz, bir soft power örneği olarak karşımızdadır. Celal Kadri yazılarının pek çoğunda Fransız yönetiminin meşruluğu, Fransız kolluk kuvvetlerinin Suriye'nin huzur için yaptığı hizmetlere övgü, Fransız kültürü ve medeniyetinin yüceliği, hatta Fransızların Müslümanlara duyduğu sevgi ve saygı gibi konuları işleyerek, diğer taraftan da Türkiye matbuatını yalancılıkla suçlayarak, Osmanlı'dan kalma zabit kıyafetlerini ve ziraate dair uygulamaları vesaire kötüleyerek Fransızların yumuşak gücü olarak hizmet etmiştir. Hakkını teslim etmek lazım. Celal Kadri bazı yazılarına siyaset gütmeden halkı bilinçlendirmeye de çalışmıştır. Eğitimin önemi, eğlence hayatı, kadınlara değer verilmesi gerektiği, hayat pahalılığı gibi bu konularda da yazmış. O bu tür yazılarında koyu bir Suriye vatandaşı gibidir. Kullandığı dil ile bu memleketi iyiden iyiye benimsediğini hissettirir. Son olarak şunları söyleyebiliriz ki Doğru Yol gibi yerel gazeteler basıldığı yer ve çevresinde yaşanan sosyo-kültürel hayatı dair pek çok bilgi ve belge de içerir. 7 yıllık bir ömrü olan Doğru Yol gazetesinin bütün nüshalarına erişildiği takdirde 100 yıl öncesi Gaziantep'in sıkıntılı yıllarına da ışık tutacak yeni bilgilere ulaşılması muhtemeldir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Hocam. Tabii buyurun. Bundan da dili Türkçe. Bunları da kapsadığı için acaba böyle bir Türkçe gazete çıkmış olması ihtimal midir? Veya bu gazetenin çıkmasında ondan da bir dahil var mı acaba diye. Ya burada demografik yapı, biz şunu biliyoruz, tarihsel olarak bir Türk yurdu hani. Ermeniler en küçük azın. Evet, ticarette, mal varlıklarında falan böyle de bir şey vardır ama zaten buradan Ermenilerle beraber gidiyorlar. Yani onlara bir daha propaganda yapmasına, Fransız propagandası yapmasına gerek yok. Orada kimi ikna edecek? Ana dili Türkçe olan yerleşik Türkmenler var. Yani bugün çoğu Araplaşmış. Soy isimleri Türkçedir. Kendileri bir Türk oldukları ama hiçbir kelime yok. Yani Türkçe falan kalmadı. Bunlara sanki ikna etmek. Asli sebep ikna dedi. Yani Fransız filan o değil, o sevdirmek işin bir şeyi. Yeni kurulan Türkiye hükümeti bağımsızlık yolunda hızla ilerliyor. Halep'teki kitlenin buraya eklemlenmesini önlemeye çalışıyorlar. Hikaye bu. Bunun için de bu küskün aydınları diyelim. Ben çok yumuşak söylüyorum. Bunları kullanıyoruz. Şöyle de bir ilave yapayım. Üstü kapalı söylüyorum. Sanki bu iş, yani soyadından dolayı da genetik bir şeymiş gibi, günümüze de aktarılmış gibi duruyor. Celal Kadri. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Buyurun hocam. Ama hepsi değil ha. Tabii hepsi değil ha. Anlaşılmıştır. Bir soru ben sorabilir miyim? Mehmet Hocam. Tabii Celal Kadri çok önemli bir şahsiyet. Mercüment Bey'i biliyorum. Ben ailesinde birisiyle görüşmüştüm. İsim vermeyeyim şimdi, geçmiş yıllarda görüntü almak istedim, izin vermedi. Bana demişti ki, hocam babam o kadar da çok kötü tanımayın. O Atatürk'ün emriyle bizzat görevlendirildi. Hatta bazı belgelerde falan bahsediyor.
Ben ısrar ettim alamadım. Bu da hesaplamıyor. Benim yorumum, dedikodu var. Bunlar yazıyorlar sosyal medya dahil. Bunlara bakmıyorum. Benim yorumum 83 yazı üzerinden. Biliyorsun 60'larda ATV geliyor, avukatlık yapıyor. Evet, evet. İlk başta öteleniyor ama sonradan sahipleniyor. Yani Ercüment Bey de bir o dönemi. Yani böyle bir ihtimal de var mıdır? Ya muhtemelen ama biz ya varsayım yaptığımız şey bu. 83 yazı var. Bunların en az 40 tanesi Fransızları meşrulaştırmak üzerine yazılmıştır. Pek çoğunda Türkiye kötülenir. Hatta Türkiye'nin tecavüz etmesi yani sınır aşımı. Türkiye herhangi bir Suriyeli cezalandırıldığında haksız olarak cezalandırıldığını vesaire. Ya bunlara hepsine totalde baktığınızda bir kamuoyu oluşturma. Yani bu soft power diyorlar ya. Bu, evet. Böyle bir şey için kullanılmış adamlar gibi durum. Yani bir şey daha ekleyebilir miyim? O Halep'e gönderilen, sonra Şam'a gönderilen gözlerle mühür çektirilen. Evet. O kitabı biliyor, biliyorsunuz. Biliyor. Anıları biliyorsunuz. Biliyor. Onu Mustafa yani Kemal Emre etmedi. Yani ailesini görüştüğünden söylüyor. Tabii duygusallıkla söylemiş olabilirler. Ama birkaç kişiden daha da duymuştur bunu. Yani çok da kötü bakmayın Celal Kadri'ye. O bizzat görevli gitti diye şeyler gelmişti. Ben diyorum ki küskünler. Yani adam iddiatın içinde filan bunlar da söyleniyor evet. Başta ama güç oradayken Fransızların mutasarrafını yapıyor. Yani Fransız memurluğunu yapıyor bu. Zaten hikaye buradan başlıyor. Şöyle dedim böyle dedim. O öbür taraftaki faaliyet başka bir şey. Yurttaşlıktan bunun için çıkarıldı. Bir de istihbarat Fransız tarafına yapıldı. Bu tabii ki işin dedikodusu ama yazdıklar üzerinden benim söylemi odur ki hani şeyi bilmiyoruz. Yani o ihanet falan ve bu lafları kullanmıyor. Nihayetinde tarafgirlik yapıyor. Böyle söylüyor. Evet Sayın Hocam ben de bir katkıda bulunayım. Uzamasın diye katkı sunmamıştım ama işgal döneminin Antep mutasarrıfı Celal Kadri'dir. Oradaki yazılarda benim de gördüğüm işgal kuvvetlerini ve yönetimini halka kabul ettirmeye yönelik faaliyetleri var, beyanatları var. Yani benim denk geldiklerim sadece kısıtlı sayılar inceledim. Hani o sürenin dışına çıkmadım ama yani hocamı da dinledik. Bu tabii 150'likler meselesi işte bu onun 150'liklerin durumu biliniyor. Dolayısıyla bu tartışmalı bir konu. Aile tabii ki farklı bakacak. Bu tartışmalar devam eder yani. Teşekkür ediyoruz. Thank you.